Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin. 17. sözden ehli imanın ve ehli dalaletin ahvalini beyan eden iki levhayı işleyeceğiz. Önce 14. şuadan, yani şualardan bir mektupla gireceğiz konuya inşallah. Üstadımız ifade ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, İki üç defadır ehemmiyetli bir halet-i ruhiye bana arız oluyor. Aynı 30 sene evvel İstanbul'da beni Yuşa Dağı'na çıkarıp İstanbul'un Darül Hikmet'in cazibedar hayat-ı içtimaiyesini bıraktırıp hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zaruri hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen ve yeni sait mahiyetini gösteren acip inkılabat-ı ruhinin bir misali şimdi mukaddematı bende başlamış. Üçüncü bir sait ve bütün tarik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Yani üstadımız dünyayı terk etmeyi murad ettiği bir zamanda bu ifadeleri kullanmış. Onun Darül Hikmetül İslamiye diye ifade ettiği kısmı 26. lem'anın 11. ricasında tafsilatlı bir şekilde geçiyor. 11. ricada üstadımız esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım, hayat-ı dünyevi cihetiyle bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı maneviyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım, saçımda sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette Kosturma'daki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Üstadımız içinde bulunduğu ahval ile bir çerçeve çiziyor. Yani dünyanın içinde bulunduğu hal itibarıyla en mesudane bir hayatı onu tatmin etmediğini beyan ediyor. İşte esaretten kurtulması, İstanbul'da olması, ilmi seviyesine uygun olarak Darül Hikmetül İslamiye'de görevde bulunması onu memnun etmiyor, onu doyurmuyor. Onun için birden esarette Kosturma'daki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi kalbime, dedim. Acaba ben bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki
hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyor. Hani bugün gözümüzün önüne sosyal hayat standart seviyelerini getiriyoruz. Efendim şu seviyede olur isem herkes benim halime gıpta eder. Halbuki o günün şartlarında herkesin gıpta ettiği hali Bediüzzaman Hazretleri acınacak hal olarak nazara veriyor. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum? Her neyse. Ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım, nihayet acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehhümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermedi, bir kadir-i ezeli lazım diyerek taharriye başladım. O vakit her şeyden evvel eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip bir teselli, bir rica aramaya başladım. Ma teessüf o vakte kadar ulûm-ü felsefeyi ulûm-ü İslamî ile beraber havsalama doldurup o ulûm-ü felsefeyi pek yanlış olarak medar-ı tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Yani fen ve felsefeden gelen ilimleri medar-ı teselli ve medar-ı tenevvür ve medar-ı tekemmül zannetmiştim diyor. Halbuki o felsefi meseleler ruhumuzu çok fazla kirletmiş. Terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuş. Hakikaten bugün nazarımızda en ön sırayı alan o felsefi meseleler ruhumuzu kirletiyor. Hayatı onların tanzim ettiği şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. Ona göre de planlıyoruz. Ve bir derece hayatı kendimize azap eder hale getiriyoruz. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmet-i kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Risale-i Nur bize hadisata bakış ölçüsü veriyor. Biz hadisatı hangi açıdan, hangi ölçülerle değerlendirmemiz lazım diye bir soru aklımıza gelirse Risale-i Nur bizim için aklı küllidir. Çünkü ayet ve hadislerden süzülmüş hulasa bilgileri bize ders veren bir özelliğe sahip. Eğer biz Risale-i Nur'un aklı küllisi ile hareket eder isek stresten, sıkıntıdan, ızdıraptan kurtuluruz. Fakat felsefi düşüncelere göre hareket edersek biraz sonra gelecek akıl bize azap aleti olur. Halbuki akıl insanın en kıymetli bir varlığıdır. El cümle funun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye ruhumu kainata boğduruyordu. O fen ilimlerinden gelen o zulümat insanın ruhunu boğduruyor. Hangi cihete baktım, nur aradım, o meselelerde nur bulamadım. Teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen La ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı, rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan, ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Üstadımız 30. sözde ifade ediyor. İman ve küfür mücadelesi zaman-ı Adem'den başlamış, kıyamete kadar devam edecek. İman cihetini peygamberler, nübüvvet ve kitaplar temsil ediyor. Küfür cihetini ise felsefe temsil ediyor.
10. sözün mukaddematındaki misallerle, temsillerle, hakikatler arasındaki mukaddemedeki ifadeyi hatırlayın. Üstadımız diyor ki, yani bir tarafta nefsim, öbür tarafta kalbim. Bir tarafta Kur'an tilmizleri, diğer tarafta felsefe şakirtleri. Bir tarafta milleti İslamiye, öbür tarafta milleti küfriye. Hayat onların çatışmalarına göre tanzim ediliyor. İnsanların safları da onlara göre belirleniyor. Onun için nefis ve şeytan, ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları dersle akıl ve kalbe muazzam bir şekilde hücum ediyor. Aklı susturmaya, kalbi bastırmaya gayret ediyor. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye lillahil hamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Yani bu manada Risale-i Nur aklımıza muazzam bir hakayık-ı imaniye dersi veriyor. Kalbimizi de muazzam bir şekilde doyuruyor, tatmin ediyor. Onun için Risale-i Nur'dan hakikat dersini alan insanlar bu münazarada Allah'ın izniyle galip çıkacaklar. Evet, ta ki gençliğinde hikmet-i ecnebiye veya funun-u medeniye namı altındaki kısmen dalalet, kısmen maleyaniyet meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım insanların ruhunda temizlik yapsın. Demek şu noktalara bakıyoruz. Fen ilimlerinden gelen, dalaletten gelen, maleyaniyattan gelen haller insan ruhunu kirletiyor. Kalbi hasta ediyor. Nefsi şımartıyor. Bu manada muazzam bir temizliğe ihtiyaç var. Tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. İşte inşallah Risale-i Nur'un hakayık-ı imaniye dersleri bizi bu manadaki hücumlardan kurtarıyor. Bundan 25 sene kadar evvel İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa Tepesi'nde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda, hani yukarıda üstadımız 11. ricanın başında bahsetti ya, esaretten kurtuldum, Darül Hikmetül İslamiyet'e vazifeye başladım, efendim İstanbul'un en güzel yerinde oturuyorum, Abdurrahman gibi zeki bir talebem, hem hizmetkarım, bu manadaki hayat-ı dünyeviye cihetiyle en mesut olduğu bir halden dünyanın terkine karar verdiği bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya, eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Dedim, yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim. Tabii üstadı geriye döndürmek istedikleri mesele bizim anladığımız manada sosyal hayatın içinde bulunduğu bir mesele değil. Yani üstad nereyi terk ediyor? Darül Hikmet-i İslamiye azalığını terk ediyor ki ilmi şahsiyetine münasip en yüksek bir makam. Fakat biraz sonra gelecek, üstad öyle bir vazife ile tavzif edilmiş ki onun önünde hiçbir meşguliyetin, hiçbir engelin olmaması gerekiyor. Tamamen dünyayı terk etmesi gerekiyor ki o vazifeyi halisane ifade etsin. Hatta burada ifade edilen o bir kısım mühim dostlar çok mühim tekliflerle üstada gitmişler. Yani senin istediğin her türlü şartı yerine getirelim, ilmi faaliyetlerine burada devam et, burada talebe yetiştir, İslam'a burada hizmet et şeklinde. Yoksa dünyaya çağırma, farklı bir bizim anladığımız manada bir dünyaya çağırma değil. Aynı şekilde üstad Ankara'ya gittiğinde de işte Şeyh Sünüsi yerine vazi umumu vazifelendirilmesi, şu kadar maaş verilmesi, köşk tahsis edilmesi, üstad onlara da hiç iltifat etmiyor. Evet, dedim yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim. Sabahleyin kalbime bu iki lava hutur etti. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi. Birinci levha, yani bu iki levha o dönemde yazılmıştır. Birinci levha, ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eden levhadır.
Beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Yani üstadımız beni ahiretten gaflet ederek sadece dünyaya teveccüh etmeye çağırma. Ben bu dünyaya geldim ve ondaki her şeyin fani olduğunu gördüm. Fani olmasından dolayı gönül açısından uğraşmaya ve kalbi ilgiye değmez olduğunu gördüm. Onun için beni dünyaya çağırma. Ama tekrar vurgulayalım. Bu dünyaya çağırma meselesi biraz önce ifade edilen hizmet dairesi. Dema gaflet hicab oldu ve nur-u hak nihan gördüm. Gaflet Allah'tan habersiz olma hali. Daima hakkın gizli ve saklı kalmasına sebep oluyor. Yani gaflet dendiği zaman şu misali her zaman aklımıza getirmemiz gerekiyor. Bazen bakarsınız yaz günü dahi olsa güneşin önüne çok kalın kara siyah bulutlar gelir. Hatta gün ortası da olabilir. Siz zannedersiniz ki herhalde akşam oldu. Öyle bir kalın bulut gelir ki güneşin ışığını örter. Aydınlık zail olur. İşte o bulutların çekilmesiyle güneşin tekrar etrafı aydınlanması ve güneşin parlaklığının tekrar görülmesi gibi insanın inanç dünyasının, aklının, kalbinin, hissiyatının ve latifelerinin önüne bu şekilde kalın gaflet bulutları gelebilir. Bu kalın gaflet bulutları gelince nur-u hak gizlenir, görünmez. Onun için gaflet hicap olur ise hak nuru gizleniyor. Demek ki gaflet dünya hayatında her zaman bir perde oldu ve hakkın nurunu gizledi. Yani o dünya mevcudatında tecelli eden ilahi isimleri ve sıfatları gizlemiş oluyor. Hadisata manayı ismiyle bakılmış oluyor. Manayı harfiyle bakılamıyor. Dolayısıyla Allah namına olduğu görülemiyor. Bütün eşyayı mevcudat birer fani muzır gördüm. Yani gaflet yüzünden bütün eşyayı geçici ve kendime zararlı birer düşman olarak gördüm. Dünyada olan her şeyi hem fani hem de zararlı, yani elem ve keder verici gördüm diyor. Vücut desen onu giydim. Ah Adem'di, çok bela gördüm. Yani insan Allah'a karşı varlık dava eder ise yokluk içinde kalıp çok bela ve sıkıntıya düşer. Varlık desen ona kavuştum diyor üstadımız. Ama sonu Adem, yani yokluk olduğundan her varlıktan ayrılmayı bir bela olarak gördüm. 24. sözde üstadımız bu manaya nazara verirken diyor ki sevdiğin şey ya seni tahkir eder, Allah'a ısmarladık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi diyor. Demek ki o ayrılıklar insana farklı bir şekilde azap veriyor. Hayat desen onu tattım. Azap ender, azap gördüm. Yani hayatı tatmakla binler çeşit emellere ve elemlere muhatap oldum. Çünkü insan şu hayatta nihayetsiz emelleri var, ona ilişen sonsuz elemler de var. O halde Allah'tan gafil olan bir hayat insana saadet değil, azap içinde azap verdiği aşikare görünüyor. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Akıl insana verilen çok kıymetli bir nimet. Ama Allah namına olmayınca akıl azap verici bir alet haline dönüyor. Nasıl? Geçmiş zamanın elemlerini ve gelecek zamanın korkularını hatırlatmasıyla akıl
kişi için azap ve sıkıntı veren bir alet durumuna giriyor. Aynen bir azap aleti oluyor. Beka, yani insanın uzun süre dünyada yaşamayı beklemesi, ümit etmesi, arzu etmesi bela olarak insanın karşısına çıkıyor. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Yani yaşamak boş bir heves gibi oluyor. Hani bu manada dünyayı tahkir eden insanlar çok çeşitli ifadeler kullanmışlar. 3 günlük dünya demişler, boş dünya demişler, aldatıcı dünya demişler, demişler de demişler. Sonu zeval ve yokluk olduğu için insan şu dünyada aradığı kemali bulamıyor. Bir üstünlük peşinde olsa elde ettiği üstünlüğün ona fayda vermediğini hadisat ona gösteriyor. Demek ömür gaflet yüzünden boşa gitti. İnsana takılan mükemmel kabiliyetler ise ziyan oldu. Yani hevanın basit bir oyuncağı olup gidiyor insan. Çünkü heva ve heves insanın önüne dünyanın bütün güzelliğini sergiliyor. İnsan da heva ve hevesine takılıp aklını o yollarda kullanınca sonunda boş olduğunu görüyor. Üstadımızın ifade ettiği mana ile eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi ebedi zannettik. Bu zan ile bütün kaybettik diye insan elinden çıkan o güzelliği fark ediyor ama Bağdı Harabı Basra. Gençlik gitmiş, ömür gitmiş, perişan bir duruma düşmüş. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Amel yapılan işler demek. Yapılan işler hep başkaları için oluyor. Allah için olmalı. Demek ki yaptığımız işlerde gösteriş hakim olur ise o nedir? Riyakarlıktır. Emel ve arzularım tahakkuk etmediği için hep acı veren boş hayaller olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir şeye kavuşmak isteği elemlere dönüşüyor. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Yani insan bir arzusuna kavuşmak, o kavuşmak ondan ayrılığın başlangıcı oluyor. O kavuşmak ayrılık manasına geçiyor. Zira dünyanın içindekiler o kadar süratle yokluğa akıyor ki adeta kavuşmak ile ayrılmak birleşiyor. Böylece dermanlar da kişi için aynen hastalık gibi oluyor. Yani derman ile deva ile hastalık aynı özelliği gösteriyor. Onun için ne diyor üstadımız? Devayı aynı dağ gördüm. Dağ hastalık demek. İlacı hastalığın kendisi gördüm. Neden? İlaç olarak neye kavuşuyor isek o bize hastalık olarak geri dönüyor. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Yani nur ve ışık denilen şeyler eğer heva ve heves namına olur ise karanlık oluyor. Yani vahyin ziyasını terk eden akıl aydınlatmak yerine her şeyi karanlığa mahkum ediyor. Sevdiklerimiz de yetimler hükmünde düşüyor. Dost ve ahbaplar da yokluğa giden halleri yetimlerin hali gibi oluyor. Bu saftlar nâ-i mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Yani şu hayat-ı içtimaiyede duyduğumuz sesler ölüm haberleri oluyor. O işitilen sesler ölüm sonrası hasıl olan ağıtlar, çığlıklar şekline bürünüyor. Hayat ölümün kendisi gibi görünüyor. Yani doğanlar ölmek için doğuyorlar.
bu yaşayan kişiler yarının ölüleri olarak karşımıza çıkıyor. Onun için yine üstadımız 13. ricada hadisi şerifi nazara veriyor. Yani her sabah bir melaike nida eder. Lidu lil mevt vebnu lil harab. Yani ölmek için tevellüt edip dünyaya gelirsiniz. Harap olmak için binalar yaparsınız. İşte üstadımız diyor ki 13. ricada, bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyorum. Evet, ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Ulum ilimler. Yani sonu hiçliğe varan bir hayat hayal gibi olunca ilimler de vehimlere dönüşüyor. İlimler insana güven vermek yerine telaş ve kuruntu veren aletler hükmüne geçiyor. Bakın bu ifade çok enteresan. Üstadımız 11. ricada ifade etmişti ya, fen ve felsefeden gelen ilimler ruhumu kainata boğduruyordu diyor. Demek ki insana güven vermek yerine o ilimler telaş ve kuruntu veren aletler hükmüne geçiyor. Hikmet ve fenler ise insana deva yerine dert hükmüne geçiyor, dertlerine dert katıyor. Mesela ilim dürbünü ile gördüğü mikroplar ona zarar verecek küçük düşmanlar şekline giriyor. Değil mi? Bugünkü korkumuzun arkasında bu yok mu? Yani ilim dürbünüyle görülen mikroplar insana zarar verecek küçük düşmanlar şekline dönünce hayat bize azap oluyor. Yıldızlar ise dünyaya çarpması muhtemel geniş ve büyük kitleler şekline giriyor. Üçüncü sözde üstadımız ifade ediyor. Meşhur bir filozof gökte kuyruklu bir yıldızı görse acaba bu yıldız ağzımıza çarpmasın mı diye endişelenir. O endişeyle birlikte hayat kendisine azap olur. Hikem diye ortaya konulan beşeri fikirlerde, bakın bu ifade çok önemli, hikmet diye ortaya konulan beşeri fikirlerde 1000 hastalık gördüm. Ne diyor üstadımız? Hikemde 1000 sekam gördüm. Yine 12. sözde üstadımız bunu nazara verirken diyor ki, felsefe dedikleri hikmet, yani felsefe sadece okullarda okulan felsefe dersi manasında değil, fen ve felsefe tabirini kullanıyor. Yani fenden ve felsefeden gelen o halet beşerin fikrini hastalandırıyor. O neyle tedavi edilecek? 11. ricada geçtiği ifadesiyle, la ilahe illallah hükmüyle, Kur'an'ın edviyeleriyle tedavi edilmesi gerekiyor. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta 1000 adem gördüm. Yani lezzet gaflet sayesinde aynı acı oldu. Zira lezzetin yok olması, yani zevali lezzet elem getiriyor. O halde alınan lezzetlerin elemden farklı olmadığı gibi bir şeye sahip olmaktan aldığım lezzetin 1000 katı kadar elemi onun yok olmasıyla çektiğimi görüyorum. Yani bir şeye kavuşmanın verdiği lezzet 1 ise ayrılmanın verdiği lezzet 1000 kat daha fazla oluyor. Üstadımız değişik bir ifadeyle bir üzüm yedirse 100 tokat vuruyor ifadesiyle bunu bize ders veriyor. Demek ki varlık kısa bir an. Ama o varlık kavuşulduğu anda yokluğun başlangıcı oluyor. O halde o varlıktan lezzet almamız gerekirken ayrılığın elemi bize ızdırap veriyor. Habib desen onu buldum. Ah, firaktı, çok elem gördüm. Yani dost ve sevgililer, hani yukarıda ifade etti ya 11. ricada, yani vefadar bir dostumdan hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm diyor. Bunlar da ayrılığın göstergesi. Demek o ayrılık insana farklı bir elem veriyor. İkinci levhaya gelince
Üstadımız ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eden bir levhadır diyor. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördüm. Yani her ne vakit gaflet çekip gitti ise hak nuru ayan beyan görülüyor. Yani günlük hayatımız Rabbimizle aramızda bir gaflet perdesi oluşturuyor mu? El cevap oluşturuyor. İşte bu dersler o gaflet perdesini izale eden bir özelliğe sahip. Bütün meşguliyetleri dışarıda bıraktık, içeriye girince Rabbimizle beraber olmanın gayretine düştük. Rabbim bizi o gayretle kendisiyle beraber olan kullarından eylesin. Ne zaman ki gaflet zeval buldu, kayboldu, iman ve hidayet sayesinde sürekli olan gaflet sona ermiş oluyor. Gafletin gitmesiyle hak ve marifet açık bir şekilde hayatımızda parlamış oluyor. O zaman hak nurunu açıkça görür oluyoruz. En büyük delili şuradaki hissiyatımızı inkar etmemiz mümkün mü? Hak ve hakikatle beraber olan bir hissiyatımız var. Ama buradan dışarıya çıktık mı aynı manevi iklimi bulamıyoruz. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Yani kainat ve içindekilerin varlığı Allah'ın zatının varlığına delildir. Üstadımız Mektubat-ı Semedaniye ifadesini kullanıyor. Yani samet olan Allah'ın yazdığı yazı. Nasıl ki yazı katibe işaret eder, her bir masnu da onu yaratan Halık'ına işaret eder. Demek ki varlık ve vücut bizzat kendisi Allah'a delil oluyor. Sanat nasıl sanatkara delil ise bizim varlığımız ve vücudumuz da vacibül vücuda delildir. Hayatımız ise hayat hakkın görünmesine ve bilinmesine bir aynadır. Hak ve hakikate güzel bir ayna oluyor iman ve hidayet sayesinde. Hayat üstünde ne varsa Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisine işaret etmiş oluyor. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. İnsana verilen akıl ehli gafletin levhasında neydi? Azap aletiydi. Ama ehli hidayet için akıl miftah-ı kenz, hazinelerin anahtarı. Bu hazinelerde ya maddi olur ya manevi olur. Ya kevni olur ya teşrii olur. Kevni olanına fenler, icatlar, keşifler, sanatlar ortada. Bak onlar aklın ürünü. Teşrii olanına da yani bütün başta peygamberler olmak üzere, sahabeler olmak üzere bütün evliyaullahın, ulemanın bu manadaki Kur'an'dan çıkardığı manalar nedir? O akıl anahtarıyla hazinenin açılmasıdır. O zaman da akıl azap aleti olmaktan çıkıyor, hidayet sayesinde Allah'ın isim ve sıfat hazinelerini açan bir anahtar hükmüne geçiyor. Eşyanın fena bulmaları ise bekaya ermelerinin bir kapısıdır. Çünkü biz eşyayı fani gördük mü arkasındaki bekayı öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca fena ve ölümün ebedi hayatın kapısı ve başlangıcı olduğunu gösteriyor. Demek ki fena ve ölüm de beka diye bildiğimiz baki hayatın, ebedi hayatın bir başlangıcı oluyor. Kemalin leması söndü. Evet, böyle kazalar oluyor. Yani Mevla her bir varlık için bir kemal nokta tayin etmiş. O varlık o kemal noktaya ulaşınca kemalin leması sönüyor. Fakat şems-i cemal var gör. Ne var?
ebedi güzellik sahibi var. Üstadımız buna misal verirken der ki, nehrin üzerindeki kabarcıklar güneşe mukabil geldiğinde parlıyor. Fakat nehir akınca o parlayan kabarcıklar kayboluyor. Arkadan gelenlerin parlaması daimi bir güneşin varlığına işaret. Aynen bunun gibi mevcudat üzerinde görülen cemallerin o kemal noktasına varıp kemalleri sönünce biz imanımızla ne diyoruz? Şems-i cemal, ebedi cemal sahibi olan Mevla'nın varlığını düşünüyoruz ve o ayna bize yetiyor. Zeval aynı visal oldu, elem aynı lezzettir gör. Yani bu dünyada zeval bulup gitmek aslında öteki alemdeki binlerce dostlara kavuşmanın ta kendisidir. Bu dünyada çekilen elemler ise baki lezzetleri netice vereceğinden gerçekte lezzetin ta kendisidir. Yokluk ve ayrılık aynı varlık ve kavuşmak gibi. Demek ki acı ve sıkıntı bildiğimiz şeyler meğer lezzet ve saadetmiş. Bunu iman ve hidayet ile görüyoruz. Misal olarak da üstadımız, yani hastalıkla geçen bir ömrün ahiret açısından ne kadar faydalı olduğunu bize ders veriyor. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Yani şu dünyadaki ömrümüz nefsi amel diye ifade edilen Allah'ın rızası doğrultusunda sergilediğimiz amellerin karşılığı geçen vaktimizdir. Cümle biraz uzun oldu ama cümleyi bölelim. Yani hani Hazreti Ömer Efendimiz'e nispet edilen bir ifade var. Bugün Allah için ne yaptın? İşte Allah için sergilediğimiz fiiliyat, o fiiliyatın müddeti olan zaman dilimi ahiretteki ömrümüzün temeli olacak. Şöyle küçük bir tahlil yapalım. Mesela 24 saatlik ömrümüzün efendim bir saatini 5 vakit namaza harcıyoruz. Hani üstadımız diyor, lakal 24 saatlik ömrün bir saatini bir seccadeye at, uhrevi bir seccadeye at diyor. Onu ahiret için harcadık. Yarım saatte her gün Kur'an-ı Kerim okuduğumuzu düşünelim. Yarım saatte Cevşen, Evrat, Esker okuduğumuzu düşünelim. Ne kadar etti? 2 saat. Bir saatte Risale-i Nur okuduğumuzu düşünelim. 3 saat. Hadi bir saat daha ilave edelim. 4 saat. İşte günlük ömrümüzden 4 saati ahirete gönderdik. 24 saat, 20 saat gitti. Fakat gitmedi. Üstadımız 11. lemada ne diyor? Eğer bir kimse sünnete adet edinirse, onun adet olarak yaşadığı günlük hayat ona ibadet sevabı verir. Böyle bir kimsenin 24 saat hayatı uhrevi hayat hesabına geçer. Rabbim o güzelliği cümlemize nasip eylesin. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör. Yani zulümat, akli, kalbi, bedeni, değil mi? Zulümat, o karanlık, görünüşte hoşumuza gitmeyen şeyler içinde ziyalar var. Biraz önce ifade ettik. Mesela hastalık hoşumuza gitmiyor ama içerisinde çok büyük nurlar var. Musibetler hoşumuza gitmiyor. İçlerinde çok büyük sevaplar var. Böyle rahmetli 40. hocam anlatıyor. Diyor ki, birisini uzun zaman derslerde görmedim. Sonra derse gelince sordum, görünmüyordun, neredeydin? Dedi ki, hocam hastaydım. Ben de dedim ki, hastalar risalesini okudun mu? Dedi ki, hocam okudum, vay hasta olmayanın haline. Yani bir iki noktasını söyleyeyim. Yani
25. lema olan Hastalar Risalesi'nin birinci ve ikinci devasında üstadımız diyor ki, bir kısım hastaların bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Onun hesabını çıkardığımızda bir gün hastalık 4 sene ibadet sevabı kazandırıyor. Onun için üstadımız bakın nasıl hülasa etmiş. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevkte hak hayat var gör. Yani karanlık gördüğümüz, görünüşte hoşumuza gitmeyen şeyler içinde ziya nurları var. Hastalıklar gibi. Karanlıklar ışığa ve nura bir zarf oluyor. Zarf çıkarıldığı zaman nur parlamış olur. Ölümün zahiri karanlık, değil mi? Ölümün görünür yüzü karanlık. Ama hakikatinde ve tatlılığında çok çok büyük özellikler var. Mesela birinci mektupta üstadımız Ellezî halakal mevte vel hayâ ayet-i kerimesini tefsir ederken ölümün nimet olduğunu tefsir ediyor. Bir nimet. Ama maalesef biz o nimeti bazen çirkin görebiliyoruz. Evet. Yine ölüm ahiret hayatının başlangıcı oluyor. Yani ebedi aleme göçmenin yolu ölümden geçmekle oluyor. Oradan geçilmemiş o aleme göçülmüyor. Ama zahirde biz onları zulümatlı ve karanlıklı görüyoruz. Bütün eşya en iyi soldu. Bu asfat zikirdir gör. Yani iman ve hidayet sayesinde her şey insana dost görünüyor. Bütün eşya ünsiyetli birer arkadaş oluyor. Kainattaki bütün sesler ise birer zikir olduğu anlaşılıyor. İşitilen bütün seslerin zikir olduğu, Allah'ı hatırlattığı görülüyor. Üstadımız şu iki mısra ile bunu daha da kuvvetlendiriyor. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir müsebbih gör. Ayet-i kerime ifade ediyor. Sebbeha lillahi ma fis semavati vel arz. Semavat ve arzda ne var ise Allah'ı tesbih ediyor. Onun için kainattaki bütün zerreler ve küreler Allah'ı tesbih ve tezkir eden birer kuldur. Varlıkların hatta atomların her biri Allah'ı zikir ve tesbih eden birer zakir ve müsebbihtir. Vücudumuzdaki bütün hücreler ayet-i kerimenin bu ifadesine göre Allah'ı zikreden bir özelliğe sahip. İnsan ancak iradesiyle yaptığı zikirlerin sevabına nail olabiliyor. Onlar iradeye taalluk ediyor imtihan sırrından dolayı. Fakrı kendi gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Yani insanın dört özelliğinden birisi acizlik. Birisi de fakirlik. Yani fakir, muhtaç olan bir kimse gani-i mutlak olan Allah'a isnat etmesini, dayanmasını becerebilir ise sonsuz bir zenginlik hazinesini bulmuş oluyor. Aciz olan bir kimse kendi kuvvetinden, havle kuvvetinden teberri edip kadir-i mutlak olan Allah'a isnat edebiliyor ise büyük bir kuvveti elde etmiş oluyor. O zaman da acizde de muazzam bir kuvvet bulmuş oluyor. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Şu ikisini bir işleyelim. Eğer maliki mülke memlük isen onun mülkü senindir gör. Yani Allah'a iman eden bir kimse bilir ki Mevla bütün mahlukatı onun hizmetine vermiştir. İman ve hidayet ile Allah'ı bulan her şeyi bulur. Zira her şey Allah'ın mülküdür. Allah o mülkü
mahlukatına musahhar ediyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ gibi ayetlerle, öyle bir sefer saydım 18 ayet, semavat ve arzda ne varsa, yeryüzü ve içindekileri, şemsi ve kameri Yüce Mevla insana musahhar ettiğini beyan ediyor. Eğer malikül mülke memlük isen, yani mülkün sahibi olan Allah'ın kulu isen, onun mülkü senindir diyor. İbrahim Ethem Hazretleri'nin manidar bir hatırası var. Tam bu manayı böyle aşikare ders veriyor. Biliyorsunuz İbrahim Ethem Hazretleri tacını, tahtını, saltanatını bırakmış, Allah yoluna koyulmuş. Derviş olmuş. Derviş olmuş. Vezirleri onu aramaya çıkmışlar. Bir derenin kenarında sökük hırkasını dikerken onu bulmuşlar. Demişler ki sultanım, senin emrinde 50 milyon insan vardı. Hindistan'ın Belh diye bir beldesinin hükümdarı. Sen gelmişsin burada kendi hırkanı kendin dikiyorsun. İğneyi iplikten çıkarmış, suya atmış. Balıklara emretmiş ki benim iğnemi verin. Her bir balık ağzında altın bir iğne uzatmış. Hayır hayır, ben kendi iğnemi istiyorum demiş. Bir balık onun attığı iğneyi almış, ona uzatmış. İğneyi balığın ağzından almış, vezirlere dönmüş. Be hey nadanlar, Allah bütün mahlukatı benim emrime verdi. 3-5 tane behli varmış, ne kıymeti var. Bunun gibi evliyaların çok menkıbeleri var. Dersimiz uzun gitmesin diye ama mana çok önemli. Eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen bila addin beladır gör. Yani eğer bencil isen ve kendini Allah'ın mülkü olarak bilmek yerine kendini nefsine malik sanıyorsan, onun iradesi ve belalardan korunması gibi kaldırmaktan aciz olduğun ağır yükler senin için sayısız belalara yol açar. Yok kendi cüz'i kudret ve iradene dayanıp Allah'a kul olmaz isen, o zaman her şey sana yabancı ve düşman olur. Bir zerreye bile hükmedemezsin. Yani içinde bulunduğumuz bu ahvaldeki korku zafiyetten kaynaklanıyor. Bu başlı başına bir konu olduğu için ona girmek istemiyorum. Bila haddin azaptır tat, bila gayet ağırdır diyor. Yani küfür ve inkarın cezası ebedi bir azaptır. Bunun hadsiz ağırlığını aşikare ortadadır. Belası da çok ağırdır. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. Demek ki Allah'a hakiki bir kul olabilirsek hudutsuz, sonsuz bir sefa içerisinde oluruz. Hesapsız bir sevaba nail oluruz. Nihayetsiz bir saadete mazhar oluruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Hatim duamız var. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehdina ve fikna ilel hakkı ve ila tariqin müstakim bi berekete hatmil Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi, okunan hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvelen bizzat fahri kainat hulasayı mevcudat sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine hediye ve hibeledik vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberanın ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Peygamberimizin alinin ve ashabının da her birerlerinin ruhlarına hediye ve hibeledik vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, okunan hatm-ı şeriften hasıl olan sevabı bu hatm-ı şerifi okuyan kardeşlerimizin akrabayı taallukatlarından ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına hediye ve hibeledik vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten rahmetine tevdi ettiğimiz Naile Çelik ve Mustafa Çelik'in de ruhlarına hediye ve hibeledik vasıl eyle ya Rabbi.
İlahi ya Rabbi, burada bulunan cemaatimizin ve duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin akrabayı taallukatlarından ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına hediye ve iyibeylik vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten asırlık ömrünü İslam'a vakfeden Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de ruhuna hediye ve hibeledik vasıl eyle ya Rabbi. Onun davasına gönül verip ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına hediye ve hibeledik vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından birer çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İmanını, Kur'an'ını, ameli salihlerini onlara en iyisi ve yoldaş eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizlerin de imanımızı kamil eyle. Amellerimizi makbul eyle. Evlatlarımızı salih eyle. Bizi kendine kul, Habibine ümmet eyle. İlahi ya Rabbi, şu dünya hayatını Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi doğrultusunda yaşamayı bizlere müyesser kıl. Ahirette de şefaatine nail eyle. İlahi ya Rabbi, ruhumuza rahmet eyle. Kalbimize nur, aklımıza hakikat, malımıza bereket ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, Risale-i Nur'u okumayı, anlamayı, idrak etmeyi, istifade ve istifaze etmeyi bizlere nasip eyle. Başkalarının istifadesine sunmayız da bizlere nasip eyle. İlahi ya Rabbi, nefsimizi ölünceye kadar, neslimizi kıyamete kadar hizmet-i imani ve Kur'aniyede istihdam eyle. İlahi ya Rabbi, bu zamanın cazibedar fitnesinden nefsimizi ve neslimizi kurtar ve muhafaza eyle. Ya Rab, zalimlerin zulmünden, fasıkların fıskından, fitnelerin fitnesinden, şerirlerin şirretinden, hainlerin hıyanetinden, nefsimizi, neslimizi, vatanımızı, milletimizi, güvenlik güçlerimizi, bilad-ı İslami'yi muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme inna nesirke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.